Giresun Süper Amatör Lig takımlarından Doğan Kent Spor, Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Musa Sow'un akrabası olduğu iddia edilen Pape Sow'la prensip anlaşmasına vardı. Doğan Kent Spor Başkanı Yusuf Özden, lisans sorununu ve diğer konulardaki sorunları açtıkları anda Pape Sow'la sözleşme imzalayacaklarını belirtti. Pape Sow da yaptığı açıklamada Türkiye ve Giresun çok güzel. Başkan Özden Doğan Kent Spor'da futbol oynamam için teklifte bulundu. Giresun'u çok sevdim. İnşallah şartlar el verirse Doğan Kent Spor'da futbol oynarım dedi. Evet, şimdi telefon attığımızda Doğan Kent Spor'un başkanı Sayın Yusuf Özden bulunuyor. Hoş geldiniz Yusuf Bey programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Pape Sow, Senegalli futbolcu. Söylentilere göre, bunu sizden öğreneceğiz aslında. Fenerbahçeli futbolcu Musa Sow'un gerçekten akrabasını ilk önce bunu öğrenelim. Kendi deyimiyle öyle söyledi. Peki performansını nasıl buluyorsunuz? Böyle transferler devam edecek mi? Neler söylemek istersiniz? Nereden buldunuz Pape Sow'u? Pape Sow'da Giresun'da bir arkadaşın vasıtasıyla buluştuk. Kendisi Senegal'de olduğunu, Fenerbahçe'de oynayan Musa Sow'un akrabası olduğunu söyledi. Biz de ona teklif ettik. Acaba top oynuyor musun dedi. Oynuyorum dedi. Doğan Kent Spor'u anlattık. Giresun'u anlattık. Doğan Kent Spor'da top oynamak ister misin dedik. O da bizim bilgimizden, yakın bilgimizden memnun oldu. Oynamak isterim dedi. Biz de araştırıyoruz. Şu anda yine araştırma içindeyiz. Bir yabancı topçunun amatör ligde nasıl oynayacağını onları araştırıyoruz. Biraz zor görünüyor ama inşallah öyle bir şey düşünüyoruz yani. Çalışmalarımız devam ediyor. Hangi ekide oynuyor şu anda Pape Sow? O da Musa Sow gibi forvet de mi? Evet, forvet oynuyor. Peki şu anda izleme şansınız oldu mu? Bir maça çıktı mı ya da nasıl buldunuz performansını? Performansını şey yapamadık daha. İltifatımızı yeni kurduk. Deneyemedik. İnşallah önümüzdeki günlerde Doğan Kent'e götürüp antrenmanlarda çıkartmak istiyoruz yani. Peki böyle transferler olacak mı bundan sonra? Son olarak bunu sormak istiyorum. Biz mütevazı bir takımız. İşte tanışmamız Pape'yle sayesinde işte bu güzel gündeme geldi. Aslında böyle bir gündemimiz yoktu. Ortamda bu şekilde gelişti. Bizim de aklımıza geldi. Aslında bu Türkiye gündemine oturdu. İnşallah takımımıza Pape'yi kazandırmaya başlayacağız. Evet, teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun.